Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efendim şimdi UNESCO ödüllü gastronominin başkenti Antakya'da videolarımıza devam ediyoruz. Ne yaptık? Wang Q kardeşimin, evet bildiniz, Wang Q kardeşimin böyle rüzgar köftesine, tablasına getirdim sizi. Güzel böyle hoş sohbet oldu, tatlı bir sohbetimiz oldu. Kardeşim burada 10 numara lezzetleri, sokak lezzetlerini Antakya halkına sunuyor. Detaylar da nerede? Videoda. O zaman buyurun efendim. Wang Q kardeşim, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsın? İyidir, çok şükür. Sizden nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi ne yapıyorsun hacım burada? Köftemizi pişiriyoruz. Antakya usulü köftemiz. Tamam. Bunlar. Tamam. Baharatlı. 40 çeşit baharatımız var bunda. Etimiz böyledir, dana etidir. Bu ön pişirim. Bu ön pişirim, evet. Yani bunu kasaptan etimiz geldiği zaman, evet, biz bunu makineyle çekiyoruz. Köfte aparatımız var bizim. Tamam. Köfte aparatıyla biz bunu bu şekilde getiriyoruz. Çektikten sonra bunu dolabımıza koyuyoruz. Tamam, ama öncesinde buzlukta kalıyor mu? Tabii, doğru mu? Tabii. Buzlukta bunu muhafaza ediyoruz. Yoksa bu şekilde almaz. Tabii almaz bu şekilde. Aparatımız önemli yani. O olmadan bu şekilde de başladı zaten. Alamaz. İçinde ne var bunun baharat haricinde? Bunun içinde baharat haricinde köftemiz dana eti, ama etimiz tutsun diye biz buna az bir şey irmik katıyoruz. Tamam. İrmik de yapıştırıcı bir şey olduğu için etimizi daha tutuyor. Olmasın, tutsun, tabii daha olmasın yoksa... tutsun diye. Heh, bak böyle. Şöyle etimizi çeviriyoruz. Ha. Şimdi şöyle. Bunu böyle cayır cayır pişirmiyorsun. Yok, hayır, bunu sadece ateşe ön ateş bu. Esas pişirim şimdi birazdan tabii, köftemizi tabii, yaparken olacak. Ekmeğimizle beraber etimiz de pişecek. Tamam, bunun kağıt kebabından ya da tepsi kebabından bir farkı var mı? Bunun tabii ki de farkı var. Tepsi kebabında böyle baharatlar konulmaz. Tamam. Sadece sarımsak, maydanoz vesaire onlar konuluyor. Bunun içine konulmaz yani. Sadece ama bunda sarımsak var. Tabii ki de sarımsak var. Sucuk baharatımız da mevcut bunun içinde. Güzelliğe bak ya. Tabii vay ki de. Vay arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. Tamam. Şimdi şöyle hazır, değil mi? Hazır, evet. Böyle an... saklama kabım var. Buraya tabii, koyuyorsun. Evet. Saklama kabımıza da koyuyoruz. Ondan sonra vatandaş istedikçe buradan tabii müşterimizi ekmekle birlikte ısıtıp burada özel tosunu pişirimini tamamlıyoruz. Tamam, süper. Öyle veriyoruz. Tamam, şimdi ön pişirimimiz bitsin. O zaman bize güzel böyle az ekmekli, bol etli tabii, bir tabii dürüm hazırla. Wang Q kardeşim benim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dayıcım, etlerimizin ön pişirimini yaptık. Evet. Doğru mu? Doğrudur. O zaman hadi şimdi onları böyle sevgiyle, aşkla, ekmekle, sosla buluşturalım. Tabii ki de. Şimdi normalde bu Antakya ekmeğimiz. Bu Antakya dürüm ekmeğimiz, köfte ekmeğimiz, tamam, dediğimiz ekmeğimiz. Bunu normalde dönerciler de kullanıyor. Biz, sen de köftede de kullanıyorsun. Evet, biz de bir köftede kullanıyoruz. Acı istiyor musunuz? Çok az bir şey koyabilirsin. Tabii. Belki taha da yiyebilir. Şimdi sosun bu şey salça. Salça sosumuz. El yapımı salça tamam sosumuz bu. Onda da yine baharat var etindeki tabii, gibi. Tabii ki de. Onu yağla buluşturuyoruz. Oo. Şöyle. Kaç gram var ortalama dayı bunda? Ortalama 70-80 gram var. Tamam. Zaten ekmeğin ince, tülbent gibi. Tabii. Eski analarımız, babalarımız hatırla, bu tülbent gibi ekmeği ne yapardı? Televizyonun üstüne, telefonun üstüne koyardı. Bilir misin evet o zamanları? Bilirim. Şimdi ağacım, bu yukarıdan böyle ısıtmalı bir ocak. Evet. Doğru mu? Tüplü ocağımız. Tüplü ocak. Zaten etimiz pişmişti. Evet. Ondan sonra şimdi de tam olarak pişiriyorsun. Evet, tam olarak pişiriyor şu an. Ekmeğimiz de ısınıyor böyle. Kaçla kaç arası hizmet verirsin? Her gün açık mısın? Her gün açığım. Şöyle pazar günleri sadece tatil yapıyoruz. Tamam. Saat 11 ile gece saat 12'ye kadar açığız. Çok güzel. Burada tablada yapıyorsun bu işi. Evet, burada yapıyorum. Bir de burayı bir tarif etsen bize. Burası, burası neresidir? Kemalpaşa Caddesi. Tamam. Necar Otel'in yanı. Tamam. Tezgahtasın, tabladasın. Evet. Sürekli burada mısın? Mobil misin? Gezer misin? Yok, sürekli buradayım. Tamam. Gezmiyorum. Sürekli burada kalıyorum. Böyle yağımızı atıyoruz.
Oh bak bak bak. Tereyağıyla karışmış. Tamam, tereyağı ve tereyağı, zeyti ne? Şey var orada. Evet, ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı var. Evet. Sosla da böyle abi var ya. Salça sosuyla da böyle. Antakya'yı seviyorum abi ya. Baharatın İyizlik böyle abi, var ya. Böyle of. Boşuna UNESCO ödüllü gastronominin başkenti dememişler buraya vallahi abi, gerçekten billahi. Gerçekten de yani hani bizden de görebilirsiniz. Değil mi? Belli oluyor. Yani göbeğimizden yiyorsun. Göbekte. Dostum başka bir şey yapıyor musun? Sadece köfte mi var? Sadece köfte yapıyorum abi. Hani çoğu kişi tost falan da isteyen var ama biz ona yetişemiyoruz. Anladım. Bu bana yetiyor diyorsun. Evet. Şimdi hazır sanırım. Evet, hazır şu an. Hadi alalım şöyle. Of. Bak bak, görüntüye bak ya. Allah Allah. Tablo oldu bu burada. Bildiğin tablo oldu ustacığım. Evet. Bu Van Q'nun tablosu. Maydanoz koyuyorsun içine. Evet, maydanozumuzu koyuyoruz. Şimdi Antakya zaten maydanoz, sarımsak, soğan, baharat. Onlar vazgeçilmezimiz. Bu vazgeçilmez Antakya'nın zaten. Şöyle soğanımızı da koyuyoruz. Süpersin babacığım. Eline koluna sağlık. Biberimizi atıyoruz. Tamam. Sumak. Sumak isterim. Ekşi olsun abi. Biz ekşi delisiyiz. Şöyle. Ekşiyi severiz. Sumağımızı da atıyoruz. Yine sosla taşlandırıyorsun. Şimdi o ateşin sayesinde zaten ısınıyor, doğru tabii mu? Tabii ki de. Of. Tuzumuzu da atıyoruz. Of. Bak ya. Of. Şu görüntüye bak abi. Bakar mısın ya? Evet abi. Akıllara zarar. Hadi babacığım sardı onu bir şöyle. Midemizi şenlendirelim. Ekmek kıtır kıtır oldu. Evet. Tek atımlık bak. Hop. Bunu göm gitsin şimdi. Eline koluna sağlık Mankyu baba. Olsun. Şimdi şöyle... Senin elinden sosunu da batırıp, of, bak bak bak, görüntüye bak ya, olay tam da budur, olay tam da budur, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben onun tadına müsaadenle. Tabii, müsaade sizden, afiyet şif olsun. Eline koluna sağlık hacım. Sağ olun. Dostlar, şimdi geldik en? Cafcaflı yere. Cafcaflı yere geldik değil mi? Şimdi Van Q kardeşim 10 numara ne yaptı Tağacım? Dürümümüzü yaptı. Antakya usulü orijinal Hatay köftesi değil mi dayı? Evet abi. Şimdi Taha önce bir bak bakalım. Hadi senle başlayalım. Ben bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bambaşka bir şey bu ya. Abi dediğim gibi yine baharatlı köftemiz. Sarımsak 40 çeşit baharatımız da var içinde. Köftemiz dediğim gibi irmikle buluşuyor. Yani irmik olmazsa zaten hani etimiz parçalanır. Sadece tutsun diye irmiğimizi katıyoruz az bir şey. Mecbur tutsun diye koyuyorsun. Tabii tabii mecburuz yani bunu yapmaya. Hani tepsi kebabı yediyseniz bilmiyorum. Yedim. Et çünkü dağılır yani. Evet. İçimiz... İçinde esnasında. Bir kere yağ olduğu için dostlar küçülüyor. Evet. Bizim Adana kebabından bilirsiniz. Şimdi kuyruk yağı ya da kaburgadan da yapsak biliyorsunuz ateşi görünce evet. Hem küçülüyor hem göz göz oluyor. Tabii, evet. Senin burada bunu tam çıkartman lazım. Tam çıkartman lazım. Böyle Adana dürüm gibi çıkartmam gerekiyor. Hmm. Harika. Harika. Böyle bir şey yok. Afiyet olsun. Elinde koluna sağlık. Normalde böyle turşu da veriyorsun. Tabii yanında böyle turşu veriyoruz. Sunumun bu şekilde. Tabii evet. Tamam. Ayranımız da mevcut. Şimdi hacım. Evet abi. Bu sende açık olduğun müddetçe sürekli var mı? Yani müşterilerine köftem kalmadı dediğin bir an oluyor mu? Yok öyle bir imkanımız yok. Değil mi? Her istedikleri zaman daima köftemiz hazır. Vallahi Van Q bu işi çözmüş dostlar. Bak güzelliğe bak. 10 numara 5 yıldız. Tamam 70-80 gram arası et koyuyorum diyor ama zaten ekmek incecik olduğu için hani böyle az ekmekli olanı sırıtmıyor. Acı olabilir babacığım turşu. Az ekmekli olması sırıtmıyor. Evet. Yani içine girdiği maydanozu vesairesiyle bambaşka olmuş. Soğan da yakışmış. Abi. Normalde peki dostum şunu soracağım sana. Buyur abi. Nane isteseydin var mıydı nanen? Nanemiz var da biz köftenin içine tavsiye etmiyoruz. Standart nasıl 70'lerde böyle devam etmişse biz de böyle devam ediyoruz. Tabi isteyen olursa yine nane, taze biber,
isteyen olursa. Müşterilerine yok çekmiyorsun yok yani. Yok çekmiyoruz kesinlikle. Çok güzel, çok güzel. Dostlar, şimdi hep söylüyorum, gastronominin başkenti diyorum Antakya'ya. Hakikaten öyle. Yani hatta 581 çeşit şeydi galiba. Evet. Değil mi? Evet, yanlışım doğru. Yoksa dostlar 581 tane ürüne, yiyeceğe gastronomi ödülü aldı diyebiliyorum UNESCO. Yanlışım varsa siz yorumlarda düzeltirsiniz. Onlardan biri hakikaten hak etmiş yani bunu. Yolunuz bu tarafa düştüğünde kardeşimin Van Q'nun yerine muhakkak uğrayın. Bu harika lezzeti patlatın diyorum. Bak nasıl aktı, bak gel. Gel gel, tezgaha bak. Üf. İşte olay tam da budur ya. Siz de böyle benim gibi sos manyağıysanız, ama orijinal el yapımı olacak. Şekildeki gibi. Abi, abi geleceksin. Kardeşimden yiyeceksin. Şimdi gelelim evet, en abi. Güzel yere. Buyur abi. Bu dürümün elindeki tuttuğun dürümün fiyatı ne kadar kardeşim? Abi bu tuttuğum dürümün fiyatı normalde 28 lira. Biz tamam. Esnafa çalıştığımız için biz burada 25 liraya esnafa 25 veriyoruz. Liraya veriyorsun. Evet. 25 liraya veriyoruz. Ayranımız da var 5 lira. 5 lira da ayran. Evet, 30 liraya. 30 liraya karnını doyuruyor yani evet, vatandaş. Abi. Eline koluna sağlık abi, kardeşim. Olsun abi. Müşteri beklemesin, daha kıymetli. Sen istersen hemen onun afiyet kardeşimizin olsun. Dürümünü götür. O da orada müşteri bekliyordu. Babacım dikkat et, ayran var bu tarafta. Üstüne şey oturma. Şimdi dostlar. Ne oldu? Acı değil mi? Tamam, yiyebilirsin şimdi videodan sonra. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir Antakya videosunun daha sonuna geliyoruz. Yolunuz bu tarafa düştüğünde muhakkak uğramanızı ve bu harika lezzetin tadına bakmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Son olarak da bu lokmayı sizin için gömüyorum.